Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 1 Mayıs Pazartesi. Haftanın ilk gününde kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. ABD Merkez Bankası Fed'in merakla beklenen faiz kararı çarşamba günü verilecek. Açıklama Türkiye saatiyle 21'de yapılacak. Fed Başkanı Powell ise 21.30'da kameraların karşısına geçecek ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Bitcoin fiyatı için de etkileyici olacak kararın 25 bas puan faiz artırımı şeklinde olması bekleniyor. Elinde 140 bine yakın Bitcoin olan ve dünyanın en çok Bitcoin'e sahip şirketi konumundaki MicroStrategy kazanç raporunu bu akşam açıklayacak. Michael Saylor'ın yönetimi altındaki firma çeyreklik rakamlarını ABD borsalarının kapanışından sonra duyuracak. ABD'de Kongre Araştırma Servisi Mart ayında yaşanan bankacılık kriziyle alakalı bir rapor yayımladı. Raporda Silikon Vadisi Bankası, Signature Bank ve Silvergate'in iflaslarının kripto paralarla alakası olmadığı belirtildi. Silvergate'in çöküşü esnasında mevduatların %90'ının kripto müşterilerinden alındığı yazılırken buna rağmen çöküşlerin kripto para sektörüne atfedilemeyeceği ifade edildi. 17 Mart günü Bitcoin'in 90 gün içinde 1 milyon dolara ulaşacağını iddia eden Balaji Srinivasan bu sürecin uzayabileceğini söyledi. Katıldığı bir konferansa uzaktan bağlanan Coinbase'in eski yöneticisi %100 bir tahminim yok ama tabii ki 900 günde 90 ayda olabilir dedi. Srinivasan ayrıca yanılabilirim ama 1 milyon dolarlık iddiaya girdim ve şu kesin ki trilyonlarca dolar basıyorlar ifadelerini kullandı. Bloomberg baş emtiyaz stratejisti Mike McGlone verdiği bir röportajda Bitcoin'in gittikçe dijital bir teminat olmaya başladığını söyledi. Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara uzun vadede olumlu baktığını dile getiren analist S&P 500'e olan bağımlılığı ise dikkat çekti. Burada %20'lik bir düşüşten korktuğunu belirten McGlone aynı oranda düşüşün Bitcoin'e de gelebileceğini söyledi.